Steam'i Türkler buldu. İnanmıyorsunuz ama gerçekten Steam'i Türkler buldu. Anlatıyorum abi. Şimdi dostlar Türkiye'de kopya oyun denilince bu kopya krekli oyunların merkezi deyince aklınıza neresi geliyor? Benim aklıma bir tanecik yer geliyor. Bak kafadan direkt şak diye mekan orası abi. Neresi biliyor musun? Kadıköy Yazıcıoğlu İşhanı. Değil mi? Abi direkt mekanda olay buydu ya. Direkt yazıcı olun önünde adamlar her türlü abi film var oyun var mp3 var abi buyur abi gel abi falan diye dolanırlardı. Hatırlıyor musunuz? Ondan evveliyatında bunlar çıkmadan önce önünüzde tutuşturmaya çalışıyor derim. Abi buyur abi falan diye sokuşturmaya çalışıyor. Adam seni CD-ROM muamelesi yapıyor sana. Sokacağım sana sokacağım falan. <laughs> Neyse işte sürekli böyle sana bir şeyler satmaya çalışıyor herif tamam mı? Oğlum bir gün yürüyorum. Ondan sonra bu çok viral oldu. Baskıyalarına da yapmışlar herhalde. Çok kişiden de duydum bu muhabbeti. Bir gün yürüyorum. Gireceğim içeri. Abi dedi o zamanlar da işte yıl 97-98 falan Titanic çıkmış tamam mı? Abi dedi işte Titanic filmini VCD'si var dedi ister misin dedi. Yok dedim ben izledim. Abi dedi ama dedi bu ikincisi dedi. Nasıl yani dedi. Basma ya abi bu ikincisi dedi. O oğlum dedim gemi bir kere battı zaten dedim. Bir daha nereden çıkacak gemi? Manyak mısın dedim. Abi dedi bunlar dedi araştırmacılar bulup çıkartıp gemiyi tekrar batırıyorlarmış. Bu ikincisi dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani bizde yaratıcılık da var yani. Sadece oyun kopyalamak değil kopyayı satarken de dediğim abi sen dediğim büyük satışçısın. Büyük satışçısın helal olsun. Almadım tabii. Ama Öyleydi yani. Oğlum böyle ben mesela ortaokuldaydım. 92-93 yılında. Hatırlıyorum. Böyle şeyde Kadıköy'de yazıcı gitmezdim. O zamanlar yazıcı bir kere bir tane oyun almıştım. ikinci kattan. Abi o oyunda böyle bir tane dükkan vardı. Geçmişte olanlar, hatırlayanlar. Yorum yazın bak bu videonun burasına. ikinci katta pembe ışıklı pavyon gibi bir dükkan vardı. Adını hatırlamıyorum şimdi. Tamam mı? Merdivenden çıkınca sola dönüyorsun sağda. Tamam mı? Orada ikinci dükkan falan. Orta dükkan. Hatırlamıyorum adını şimdi. O dükkan böyle pavyon gibi ışık ışıklı bir şeydi. O dükkandan gitmiştim abi ben. Ondan sonra o dükkandan bir tane oyun almıştım. Ne aldığımı da hatırlamıyorum tamam mı? Ya konumuzla direkt alakalı mevzu tamam mı? Direkt mevzumuzla alakalı olay. Abi oyun virüslü çıktı ya lan. Oyunun kendisi de çalışmadı. Bir de üstüne virüslü çıktı disketler. Ben de tabii hiç toz konduramıyorum. Sıfır disket almışım. Çiçik gibi böyle. Oradan hadi oyunu jelatinle aç disketin. Ona kaydet yani. O derece şeyiz. Oğlum sıfır disketlerden virüs çıktı. Ben dedim bir daha yazıcı oğluna gelmem. Ben ortaokuldayken abi cumartesi günleri giderdim böyle sabahtan bizim evimiz Ziver dedi Ziver Bey'den bu evlendirme dairesinden sonra Benzinciden biraz ilerideydi. Ben bir binerdim abi minibüse. İnerdim Kadıköy'e. Ondan sonra o Cafer Ağa Camii mi, Osman Ağa Camii öyle bir şey vardı tam rıhtıma inen caddenin üzerinde solda. Onun arkasında benim bir bilgisayarcım vardı böyle alt katta Bodrum katında bir tane bilgisayarcım. Adını adını vermiyorum da kendisinin oğlu varsa izliyorsa hala selam olsun kendisine de. O beni bilir. Abi ben giderdim oraya. Bakın size oğlum Steam'in icadını anlatıyorum. Steam Steam bak. Steam'i Türkler buldu. <laughs> İnanmıyorsunuz ama gerçekten Steam'i Türkler buldu. Anlatıyorum abi. Bak şimdi. Hikaye şu. Ben gidiyorum oraya. İşte efendime söyleyeyim. Oturuyorsun. Böyle siyah bir tane klasör var tamam mı? Klasör normal düz düz düz, dü, dü, siyah deri klasör var böyle. Abi o siyah klasörün üstünde işte oyunlar yazıyor. Abi açıyorsun sayfa sayfa tamam mı? Her açtığın sayfada böyle oyun adı Oyun adının üstünde oyunun ekran görüntüsünün resmi renkli. Ondan sonra oyunun türü, ondan sonra da fiyatı. Kaç disket oldu? Yanında diğeri yanında diğeri böyle böyle her sayfada 10-12 tane oyun var. Onun bildiği Steam lan o zamanlar Steam'in manuel hali. Renkli printer'dan çıkartmış abim koymuş tık 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 seçiyoruz oyunun ekran görüntüsü alıyor ama fındık kadar tamam karınca duası gibi büyüteşte bakabiliyorsun anca öyle anlıyorsun tamam mı? Disket yazıyor ve kaç disket şimdi oradan parana göre çünkü disket başına para veriyorduk. Disket başına para verdiğin için kaç para tutacağını bilmem neyi bilmiyorsun. Orada ne kadar tutacağına göre hareket etmen lazım. Ulan işte atıyorum 10 disket tamam mı? 10 disketlik ürün alacağım. Abi diyordum ben sen bana şu işte şey yap, 10 disket kaydet işte. Abi arka tarafta bilgisayarlar var böyle dizili. Normal midi tower kasalar var. Kasaların üstünde bir sürü disket okuyucu ve yazıcı tabi. Disket floppy okuyucu var. Abi herif master'ı koyuyor birinciye. Altına koyuyor tak kaç tane şey yapılacaksa. Ondan sonra bir master, bir copy, bir master, bir copy, bir master, bir copy diyor. 4 bilgisayara koyuyor tamam mı? Ondan sonra PC tools diye bir program var. Basıyordu abi. Sırt, 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 sektör sektör, sektör kopyalıyor. birebir imaj atıyor tamam mı? Bak imaj atmayı da biz keşfettik oğlum. Neyse. imaj atıyor böyle disketlere. Tak. 1-2-3-4 disk hazır. Tamam. Diğer disketleri takıyorsun. Master 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 master. Ondan sonra altına copy 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 copy. Yapıştır PC tool, Rık geliyor abi. Sen 10 tane disketini alıyorsun. Üstüne yazıyorlar böyle çiçek gibi. Ambalajıyla veriyorlar. Astonlar gibi disketlerini alıyorsun. Gidiyorsun. Oğlum Steam'i de biz bulduk. Bak. Bak Steam'i de biz bulduk. Tamam mı? Ondan sonra abi şimdi adamlar haklı olarak sahte bir oyundan kopya bir oyundan para kazanıyorlardı tamam mı böyle bir durum vardı ülkede bu şekilde ilerliyordu mevzu normaldi yani bunlar son derece standart olan şeylerdi bunun üstüne abi aradan bir zaman geçti ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar cd romlar çıktı Yalnız biz neden o oyunlara yöneliyorduk onu anlatayım size. Tabii bizim elimizde böyle bir Steam Team gibi bir kavram yok. Oyunu internetten alma falan şansımız da yok. Oyun orijinal oyun olarak zaten satılmıyor. Yani ülkede orijinal oyun yok. Çünkü oyun üreticileri bizi bir pazardan saymıyorlar ve onun için buraya da bir şey getirmiyorlar. Yani talep var arz yok. E öyle olunca bu sefer adamlar da haklı olarak diyoruz ki abi biz bu oyunu ne yapacağız? Abi sadece PC Magazine Türkiye, PC Net, PC World, Chip bunların aylık verdiği diske demo oyunlara denk gelirsek onlardan işte bir tane oyunu demo ederlerdi. Anca onlardan deneme şansımız olur. Tamam mı? Bir türlü işte böyle bir uygulamanın veya bir işte oyunun full versiyonunu işte canımızın istediği bir tanesini test etmek gibi bir lüksümüz asla olmadı. Tamam mı? Biz yokluklar içinde büyüdük dostlar. Yokluklar içinde büyüdük. Tamam mı? O sonra e tabi elimizde olmadığı için de tek fırsatımız vardı abi git oraya al onu oğlum oyunu alırdık beğenerek bilmem ne yaparak falan lan oyun bir leş çıkardı bir leş çıkardı başımıza bir de iğrenç bir durum var ya sinir sahibi olurduk. Çılgın bir şey. Ondan sonra paran çöpe gitti. Yapacak hiçbir şey yok. Geri alamıyorsun. Oyunun içinde zaten bir tane install diye bir tane exe dosyası olurdu. Onu çalıştırırdın. Artık o virüslü mü? Crack değil mi? Artık ne var içinde? Allah kerim. Allah emanet security tamam mı? Orada yapacak hiçbir şey yok. Koyuyorduk, gidiyordu. Yani biz security'yi böyle öğrendik aslanım. Neyse. <laughs> o yüzden de mecburen ortamda hani böyle bir imkan olmadığı için, imkansızlık durumu söz konusu olduğu için yapabileceğimiz çok fazla da bir şey yoktu yani ne yazık ki. CD'ler dediğim gibi ortaya çıktı. CD'ler ortaya çıkınca abi bu kopya oyun satan insanlar enteresan bir konuya, enteresan bir farkındalığa ulaştılar. Biz bundan para kazanacağız da CD'yi yazmak ve CD'nin üstüne orijinalinin birebir aynı şekilde ambalaj yapmak... Ya bak kopyada level atlıyoruz tamam mı? CD'nin üstüne bir de ambalaj yapıyorlar. Tamam mı? Öyle bir durum var yani. Öyle bir durum yapmak inanılmaz derecede şey bir durumdu yani. Popüler bir durumdu. Çok vardı. Herkes bunu yapıyordu. CD'lerin üstüne abi jelatin bir tane bildiğim buzdolabı poşeti. Buzdolabı poşetinin içine bir tane renkli çıktı kapak. CD'nin kendisinde de aynı kapak. Kutunun ön yüzü, arka yüzü kağıt şeklinde basılı. Ortasında da CD duruyor. Buzdolabı poşetinin içine koymuşlar. Abi ama ülkede şöyle bir sıkıntı var. Medyaları post production'da böyle çok fazla derecede prodüktü etmek için böyle işte atıyorum CD falan basabilmek için çok fazla sayıda izin almak gerekiyor. Kopyalan oyun, basman lazım, izin alman bekleniyor devletten. Nasıl yaparsın? Oğlum dünya tarihinde herhalde kopya yazılıma devlet eliyle bandrol koyup KDV kesen tek milletiz. <laughs> Oğlum cidden bu ülkede KDV kesildi lan. Sahte oyuna, kopya oyuna KDV kesildi bu ülkede. Psikolojim bozuldu. Psikolojim bozuldu. Tamam mı? Yapacak başka bir şansımız yoktu. Ama lütfen. Lütfen. Olay imkansızlıklardan kaynaklanıyordu. Yani Burada devletimizin milletimizin bir suçu yok. Bu dönemler böyleydi. Bu bahsettiğim 90'lı yıllar tamam mı? Bu dönemler böyleydi. Böyleydi yani yapacak hiçbir şey yok. Tamam mı? Ondan sonra e biz demoları alamıyoruz. Bir tek elimizde bu imkanlar var. CD'lere bandrol parası <laughs> ödüyoruz tamam mı? Orada yazıcı oldu ne patlamıştı ama ne şey olmuştu büyümüştü gitmişti ya. Her taraf oyun satan adam. Software bulamıyorsun zaten yazılım yok. Ama çakma oyun. Bir de böyle kendilerinin Karizmaları da çizilmesin diye sürekli böyle şey yapıyorlar dikkatli dikkatli oyunlarda virüs olmasın bilmem ne olmasın güvenilir satıcı güvenilir tedarikçi falan öyle konseptler var ben de böyle gidiyorum hafta sonları canım sıkıldıkça kendime bir tane oyun alıyorum oynuyorum ediyorum falan filan tabi makul fiyatlarla satılıyor falan fıstık ama bugünkü gibi erişebilirlik falan söz konusu bile değil yanından bile geçmiyoruz tamam mı arkadaşlar? E biz zaten o CD'leri internetten falan almaya kalksak hayvan gibi vergisi bilmem ne sıvırı zıvırı var. Ben size bir şey daha anlatayım. Software'dan gidelim. Arkadaşlar Caldera Linux diye bir tane Linux distrosu var. Dağıtımı var tamam mı? Ben bunu almak istedim. Adam diyor ki ben sana ücretsiz olarak bunu ev adresine göndereceğim. Bak ev adresine göndereceğim ben bunu diyor. Avrupa'dan bir yer tamam mı site. Boş CD'ye yazıyor. Ondan sonra CD parası işte 1 dolar charge ediyor. Onu ödüyorsun internetten. Kredi kartı 2000'li yıllara geldim. Ondan sonra da sen bunu alıyorsun abi. Sana gönderiyor evine. Oğlum bir hafta bekledim CD yok. Bir ay bekledim CD yok. İki ay bekledim CD yok. En sonunda babamın bir arkadaşı var benim. Çok eski arkadaşı. Onun oğlu var. Beni de izler sıklıkla. Ona da babasına da selam olsun. Beni aradı. Ne yapıyorsun lan dedi. mi abi dedim. Sen ne yapıyorsun? Lan dedi sana dedi CD gelmiş dedi. Ne CD'si abi sen nereden biliyorsun dedim. Ben her şeyi bilirim lan dedi. Adam gümrük komisyonusu. Gümrüğe takılmış oğlum benim CD'yi. Ücretsiz alacağım diye gelen CD gümrüğe takılmış lan. Böyle bir dünya var mı? Efendim böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Saçma sapan bir durum yani. Ama öyle. Takılmış abi tamam mı? Bu sefer ben gittim abi. Gümrükten CD aldım. <laughs> tamam mı? Parasını ödemediğim bir için böyle gittim şey yaptım yani gümrük ödedim. Böyle bir durum. E şimdi sen böyle imkansızlıklardan ve böyle sıkıntılardan bahsederken abi sen nasıl kalkıp da şeyden söz edebilirsin ki hani kopya kullanmayın da orijinal kullanın her şeyiniz orijinal olsun yürüyün gidin orijinalden başka bir şey kullanmayın falan diyemezsin abi tamam mı böyle bir dünya yok. Onun için de ben o dönemde kullanan herkese kendim dahil üzere hak veriyorum son derece normal yani böyle bir şey olabilmesi beklenen bir şey yani standart bir durum. Hepinizi öpüyorum kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun bir sonraki videoda görüşürüz hadi eyvallah can kaçar. Abone olun oğlum.